Bundan 2500 yıl önce eski Yunan bir katip göz kamaştırıcı harikaların bir listesini hazırlamıştı. Zihnin gözüyle görülenler diyordu katip, asla yok edilemez. Bu sihirli listedeki harikalar modern dünyanın da hala belleğinde. Bu batının tanrı, cennet ve kadınlık gibi bazen temel kavramlarının ve bunların kadim doğudan modern dünyaya nasıl taşındıklarının öyküsüdür. On bin yaşındaki bu öyküyü anlatmaya herhangi bir yerinden başlayabiliriz. Ama biz 5 Mayıs 1527'den başlayacağız. Dehşet içindeki bir papanın Vatikan'la Saint-Michel Kalesi arasındaki surların üzerinden Alman ordusundan kaçtığı tarihten. Bu büyük kuşatma sırasında nihayet her şeyini, altınlarını, mücevherlerini ve üzerindeki kıyafetleri bile kaybetmiştir. Ama 10 yıla kalmadan başka bir papa aynı kaleye geri gelmiş ve kutsal iktidarın ve yüksek otoritenin Roma'ya döndüğünü ilan etmiştir. Şu metin tüm öyküyü özetliyor aslında. Papa'nın yakılıp yıkılmış bir mezardan prenslere yaraşır bir saray yapışı burada anlatılıyor. Şurada, tam ortada, uçtaki duvarda, elinde kılıcıyla hüküm meleği Aziz Mikail'i görüyoruz. Tabii bu papa daha birkaç yıl önce yine aynı kalede, papalık tacının nasıl eritildiğini biliyordu herhalde. Engizisyonu başlatan bu papa, bir yandan da Hristiyan bir şövalye, bir centilmen ve bir icraat adamı olarak tanınmak istemişti. Resimlerinde belli bir tema üzerinde durması bu yüzdendir. Büyük İskender'i kahramanlık simgesi olarak seçmesi tesadüf değildir. Kaldı ki bu kahraman papayla da adaştır. İşte İskender'in en büyük başarılarından biri, yani Gordyon düğümünü kesişi. Efsaneye göre doğuda Arap saçına dönmüş bir düğüm varmış ve onu çözecek kişi dünyanın hakimi olacakmış. İskender şöyle bir bakmış ve kılıcını çekerek düğümü kesip atmış. Büyük İskender de mert bir şövalye ve gerçek bir icraat adamıymış tabii. Ayrıca sanatın da koruyucusuymuş. Şu yerdeki kitabı görüyor musunuz? Bu Homeros'un külliyatı. İskender bu eserlerin yeniden ciltlenmesini emretmiş. Şu gördüğünüz ise İskender'in kendisi. Ona yalvarır biçimde betimlenmiş kadınsa Pers hükümdarının karısı. İskender ona, ben başka krallara benzemem, senin ırzına geçmeyeceğim diyor. Ben gerçek bir şövalyeyim. Ancak Pers altınlarını batıya götürmekten de geri kalmıyor. İskender burada bir köprü görevinde. Sadece altını almakla yetinmiyor. Gizemli doğudan daha nelerin geldiğini bir düşünün. İpek, kayısı, kiraz, çiçekler, insanların rüyalarında bile görmediği saraylar ve 7 harika arasında sayılan bahçeler. İskender'in imparatorluğu bir harikalar imparatorluğuydu. Ana tanrıçanın doğulu heykelinin bulunduğu kenti fetheden İskender, asma bahçelerin bulunduğu Babil'de öldü. İşte şimdi anlatacağımız da doğunun bu iki inanılmaz harikasının ve İskender'in ikisi arasında nasıl bir köprü görevi üstlendiğinin hikayesidir.
İskender efsanesi onun milattan önce 323'te Babil'de ölümüyle başlar. Bu efsane en başlarda geride bıraktığı imparatorluğu yöneten generalleri tarafından ortaya atılmış bir kahraman kültünden ibaretti. Mert bir şövalyenin efsanesi yani. İşte Perslere karşı savaşan ve doğunun kapılarını aralayan genç İskender'in resmi. Aslında bu Pompei'de bulunmuş bir Roma mozaiği. Büyük olasılıkla İskender zamanında bir kadın tarafından yapılmış resmin güzel bir kopyası. Bazılarına göre resim İskender'in yanında duran adam tarafından ısmarlanmış. Bunun İskender'in gerçek portresi olduğu kesin. Aslında bunların tamamı propaganda malzemesi. Mitlerin ve inanılmaz derecede doğru tarihsel ayrıntıların alışılmış bir karışımı. Ayrıca çok da güzel bir savaş resmi. Şu arkadaki korkunç mızrakları görüyor musunuz? 5 metre uzunluğundaki bu Yunan mızrakları yere doğru indirilmek üzere. Çünkü Yunan ordusu Pers hatlarını yarmaya hazırlanıyor. Bu arada İskender'in kendisi de ordularını yöneten Pers kralı Dara'ya ulaşmaya çalışıyor. İşte zavallı Dara şurada. Bakın. İskender korumalarından birini şişlemiş bile. Onlara ölümsüz deniyor ama İskender'in gözünü Pers hükümdarından bir an olsun ayırmaya niyeti yok. Tarihteki o korkunç çarpışmalardan biri diyebilirsiniz. Güney Amerika'da İspanyollar da aynını yapmışlardı. Günümüzde de örneklerini görüyoruz. İki toplum, iki kültür karşı karşıya geliyor ve içlerinden biri yok oluyor. Bakın. Bu Dara'nın savaş arabası. Adamın işi bitmiş. Yeni dünya doğunun tarıma dayalı eski toplumlarından birini ortadan kaldırıyor. Ama sanatçının betimlediği ayrıntılara bakın. Perslerin ve Yunanlıların koşum takımlarındaki detaylar inanılmaz. Ya şu mızraklara ve miğferlere ne demeli? Bu Yunanlı sanatçının yaptığı şey aslında doğulu barbar kavramını yaratmak. Bunu yaparken de kendi kimliğini belirlemiş oluyor. Bu kimlik bugün de Batı'nın kimliğinin bir parçasıdır. Ve tabii bu parçanın içinde 7 harikanın oynadığı rol son derece önemli. Mısır'ın Nil Nehri kıyısında Firavun adıyla anılan İskender Babil'e vardığında imparatorluğunu Kral Nabukadnezar'ın eski sarayından yönetti. Efsaneye göre İskender Babil'de ebedi uykusuna daldığı sırada gökten bir yıldız kaydı. Eski doğunun tam ortasında tanrıların kurduğu şehir Babil'de hayata gözlerini yummuştu. Babil, Zigurat adlı verilen kule tapınakların ve efsanevi Babil Kulesi'nin bulunduğu Musevilerin sürgün yeri olan şehir. Kral Belşatsar'ın verdiği meşhur şölene konu olan ve tabii gizemli asma bahçelerin bulunduğu şehir Babil. Harikalar hakkında yazan Yunanlara göre bunlar Nabukadnezar'ın sarayının bahçeleriymiş. Tarlaları o kadar yüksekmiş ki sabanlar alt kattakilerin başının üzerinden geçermiş. Yüksek ağaçların kökleri çeşmelerden sıçrayan suyun havada asılı kalan ince damlacıklarıyla sulanırmış. Arkeologlar Babil'in yumuşak topraklarını ilk kez 1. Dünya Savaşı'ndan önce kazdılar. Bu ilk kapsamlı kazıyı Berlin Müzesi'nin saygın profesörlerinden Robert Koldewey yönetmişti. Şehrin bir zamanlar kendi çapında bir dünya harikası sayılan surları toprak altından gün ışığına çıkarıldı. Tutsak Yahuda krallarının mahiyetleriyle birlikte altından geçtikleri şehir kapıları bulundu. 25 bin adet kil tablet çıkarıldı. Nabukadnezar'ın yıkık şehrinin her tarafı ölçülüp biçildi ve Babil yeniden hayata döndürüldü. Babil harabeleri böylece yeniden inşa edildiler. Bu yeni tuğlaların üzerinde artık eski kralların isimleri değil, Babil'in en son hükümdarı Saddam Hüseyin'in ismi var. Koldewey daha sonra başka hazineler de bulacaktı. Bir ara asma bahçeleri de bulduğunu sandı. Günlüğüne bu taş kemerlerin yıkıntıları arasındaydılar diye yazmıştı.
Hatta neye benzediklerini göstermek için birkaç güzel çizim bile hazırladı. Ama aslında bahçe falan bulmuş değildi. Asma bahçelerdeki ağaç kökleri zamanla tuğla ve taşları zorlayarak parçalanmış olmalı. İskender 300 sene sonra buraya geldiğinde herhalde korkunç bir yıkıntıyla karşılaşmıştı. Bu eski tabletlerin çevirileri de Koldebey'in asma bahçe sandığı yerlerin aslında hükümet daireleri olduğunu kanıtladı. O büyük kemerler bahçeleri değil, caddenin altında kalan ambarların tavanını destekliyordu. Yani metinler mevcut sırların sayısını daha da artırdılar. Ama hiçbir sır asma bahçeler kadar ilgi çekmiyordu tabii. Peki dünyanın bu harikası neyin nesiydi Tanrı aşkına? Asma bahçeler hakkında yazılar kaleme alan Yunanların çoğu Babil'e gitmemişlerdi bile. Ama doğunun o harikulade bahçelerinden, Pers hükümdarlarının cennet dediği o bahçelerden haberdardılar. Bu ikisini bir araya getirerek düşlerimizde göreceğimiz güzellikte bir bahçeyi Babil gibi uzak bir yere yerleştirmiş olmalılar. Doğunun en harika ve en egzotik şeylerinin bir araya geldiği bir cennet. Peki havada asılı duran bir bahçe imgesine esin kaynağı olan şey neydi? Bunun cevabını Ege kıyılarındaki mütevazı çiftlik evlerinin taraçalarında aramak gerekir. O zamanlarda yamaçlara teraslar halinde serilmiş bahçeler ve bostanlar vardı. Zeytin, buğday, şarap, koyun ve keçi sütünden yapılmış o lezzetli peynirler. İşte size klasik Akdeniz mutfağı. Milattan önce binli yıllardan başlayarak eski Yunan'da geliştirilmiş bir damak zevki. Tamamen yeni ve protein açısından zengin bu diyet Yunan medeniyetinin de yakıtı olmuştur. Daha önceki uygarlıklar nehir kıyılarında yaşamış, zengin alüvyonlu ovalarda yetiştirdikleri çeşitli tahıllarla beslenmişlerdi. Ama Yunanistan'da böyle bir durum söz konusu değil. Arazinin kayalık, toprağın sert olduğu böyle yerlerde böylesine bir tarımsal çeşitlilikten bahsetmek zor. Yine de şu eski Yunanlar sağlam adamlarmış. Çevresine öğrencilerini almış, ders veren Eflatun'u bir düşünsenize. Dershanesi Atina'nın hemen dışındaki kurumuş bir zeytinlikti. Tıpkı burası gibi. Bu sağlam ve cesur adamlar doğuya gittiklerinde şaşkınlıktan küçük dillerini yutmuşlar. Toprağın yumuşaklığı ve ürünlerin çeşitliliği onları şaşırtmış. Uzanıp dalından koparabilecekleri kayısılara ve kirazlara hayran olmuşlar. Tabii insanların zenginliğinden de etkilenmişler. Öyle ki Yunanistan'a döndüklerinde bu olağanüstü yeryüzü cenneti düşünü de beraberlerinde getirmişler. Peki cennet kelimesinin Arapçada zaten yeşillik, ağaçlık ve bahçe anlamlarına geldiğini biliyor muydunuz? Bu anlamların Arapça ve Farsça karşılıkları o gün bugündür Batı kültürünün bir parçası olmuştur. Büyük İskender çocukken ülkesinde cennet bahçeleri hakkında çok şey okumuştu. Yine aynı şekilde Pers sarayında bulunduğu sıralarda paralı askerlerin güncelerini de okumuş olmalı. Kiros'un ince ve düşünceli bir hükümdar olması bu askerleri şaşkına düşürmüş. Kiros da bu askerlerden memnunmuş. Şöyle demiş: "Burayı ölçüp biçtim ve bahçeleri hazırladım. Hatta ağaçların bazılarını kendi ellerimle diktim." Romalılar cennet bahçesi fikrini Yunanistan'dan alarak Roma'nın kalbine taşımışlardır. Burası eski Roma'nın bir bahçe tasviri örnek alınarak mimar Piero Ligorio tarafından düzenlenmiş bir Rönesans bahçesi. Tabii Aden'den doğup dört kola ayrılan nehir de unutulmamış. Eski Ahit'in Tekvin bölümünde de Gılgameş destanı gibi Mezopotamya efsanelerinde de bu ırmaklardan bahsedilir.
Gılgameş yaşam iksirini böyle bir cennette bulmuştur. Roma'nın kuzeyinde, Banyoa'daki Kardinal Ganra bahçeleri gibi yerlerde, demek ki sadece güzellik ve huzur bulmakla kalmıyor, bizi tarihin derinliklerine, her şeyin başladığı günlere sürükleyecek biçimler ve kokularla da karşılaşıyoruz. Yunanlar, asma bahçelerin sıla hasreti çeken bir Pers cariyesinin gönlünü hoş tutmak için inşa edildiğini söylemişlerdi. Irak Ovası'nın ortasında cariyenin memleketindeki dağları anımsatacak teraslı bahçeler. Her türlü ağaçla doldurulan bahçelerin dağlık bir ülkeyi andırması bu yüzden olsa gerek. Hatta bazı kısımları üst üste binerek bir tiyatroyu andırır hale gelmişler. Burası sık ağaçların yaprakları birbirine değdiğinden kızgın güneşten kaçanların sığınacağı hoş bir gölgelik olup çıkmış. Yüksek çeşmelerden çağlayan su zemine kadar iniyor. Oradan sarmal borular içinde tekrar yukarı basılıyormuş. Havada asılı kalan su damlacıkları ağaçların köklerini suluyor ve toprağı sürekli nemli tutuyormuş. İşte Bizanslı Filon'un düşlerinde canlandırdığı M.Ö. 3. yüzyıla ait bu cennet bahçesi böyle bir yerdi. Şimdi bu kadim ırmakların kaynağına doğru gerilere gidelim. Tıpkı İskender'in yaptığı gibi deneyimlerimizin pınarına indiğimizde sadece cenneti değil en eski tanrıları da buluruz. Bugün Roma yakınlarında Tivoli'deki Villa d'Este'nin bahçelerinde nasıl duruyorlarsa tarihin başlangıcında da zihnimizde aynı şekilde duruyorlardı. İskender'in Asya'da izlediği yolun her yanı en eski tanrılara adanmış tapınaklarla doluydu. Bunlar İskender'in Yunanca adlarıyla tanıdığı ve taptığı tanrılardı. Ama başka ülkelerde başka giysilere bürünmüş olarak gördüğü bu tanrıların aslında kültürler arası bir kutsallığın parçaları olduğunu anlamıştı. Burası Boğazköy yani eski adıyla Hattuşaş'ta bulunan yazılı kaya açık hava tapınağı. Kayaların içine oyulmuş bu tapınak Hititlerin ve onlardan sonra gelen ırkların en kutsal yerlerinden biriymiş. Bu ırkların çoğu Orta Asya'dan gelirken tanrılarını da beraberlerinde getirmişler. Kimsenin tacizine uğramamış yaklaşık 3000 yıllık bu kaya kabartmaları eski kutsallıklarını bugün de koruyorlar. Şu an tapınağın tam ortasındayız. Şurada görülen daha sonra Yunan mitolojisinde Zeus adını alacak olan Tanrı Teşup'un ta kendisi. Kaşlarını kaldırdığında bulutlarda şimşekler çaktıran ve fırtınalar kopartan göklerin tanrısı. Çift başlı baltayla görülen şu küçük tanrıysa Yunan mitolojisinde Apollon adını alacak. Ama bizi asıl ilgilendiren şu ortadaki görmüş geçirmiş hanımefendi. Bu bayanın aslında tüm dünya dinlerinde önemli bir rolü var. Bu duvar kabartmasına işlenmesinin 800 yıl sonra karşımıza Hindistan'da Tanrı Veruna olarak çıkar. Burada bir panterin sırtında betimlenmiş. Ama bir panterin sırtında durmaya bu sahneden 2000 yıl önce, Sümerler zamanında başlamıştı bile. Hatta ondan 7000 yıl önce Anadolu'daki yerleşimlerde insanlar onun resimlerini tapınak duvarlarına çiziyorlardı. Ana tanrıça diyebileceğimiz bu hanımefendi, İskender'in zamanından önce Anadolu'da Kubaba ve Kibele adlarıyla tanınıyordu. Yunan mitolojisinde Artemis adını aldı ve onun adına Efes'te inşa edilen tapınak dünyanın 7 harikasından biri oldu. (Gülüyor)
Efesosluların Artemis'i büyüktür. Buranın akustiği gerçekten etkileyici, öyle değil mi? 40 bin kişinin hep bir ağızdan bu sözleri haykırarak Efes kentinin caddelerinde ilerlediğini hayalinizde canlandırabiliyor musunuz? İncil'deki Resullerin İşleri bölümünde anlatıldığı kadarıyla milattan sonra 53 yılında Aziz Paulus Efes'e Hristiyanlığı getirmiş. Efes kenti o devirde adeta Artemis'in kalesiymiş. Buradaki her tapınak, her bina onun tasvirleriyle doluymuş. Artemis şehrin zenginliği, şehrin sakinlerinin de gurur kaynağıymış. Caddelere dökülen ve tiyatroyu dolduran 40 bin Efeslinin tanrıçalarına sahip çıkarak Hristiyanlığı reddetmesine şaşmamak gerek. Ne de olsa Artemis son 1000 senedir bu kentin yerlisiydi. Bu ana tanrıça kültünü tamamen ortadan kaldırabilmek için Aziz Paulus ve müritlerinin 300 yıl daha uğraşmaları gerekecekti. 1800 yıl sonra aynı tiyatronun sıralarında oturan bir İngiliz, bir yandan manzarayı seyrediyor, bir yandan da Büyük Artemis Tapınağı'ndan geriye kalmış olabilecek izleri arıyordu. John Turtlewood isimli bu İngiliz, bir mimar, varlıklı bir gezgin ve amatör bir arkeologtu. 19. yüzyıla ismini yazdırmış pek çok kişi gibi o da içten içe saplantılı biriydi. Onun saplantısı dünyanın 7 harikasından birini bulmaktı. Ortadan tamamen kaybolmuş bu harika tapınağı arıyordu. Wood uzun yıllarını Efes çevresinde geçirdi ve her tarafı kazdı. Koca bir serveti bu uğurda harcadı, sıtmaya yakalandı, kaçırılma tehlikesi atlattı, kendisine ateş açıldı. Tanrı bilir kaç kemiğini kırdı ama sonunda tapınağı bulmayı başardı. İlk ipuçlarını ise işte burada Efes Tiyatrosu'nda otururken elde etmişti. Wood'un yakaladığı en büyük ipucu bu duvardaydı. Burada kazı yaptığı sıralarda duvarın tamamı tiyatronun hemen üzerindeki dağdan aşağı sürüklenmiş, toz toprakla örtülmüştü. Toprağı temizleyen Wood duvarda bazı yazıtlara rastladı. Bu çok da şaşırtıcı bir şey değil. Efes kentinin her yanı böyle yazıtlarla dolu ama bu yazıtı hepsinden daha ilginç kılan Aziz Paulus'un Efes'e ziyaretinin 50 yıl kadar ardından Cres Vibius Salutarius adlı bir vatandaş tarafından yazılmış olmasıydı. Yazıt tam burada duruyordu. Bu öylesine dikkate değer bir yazıttı ki Wood İngiliz donanmasına ait HMS Terrible adlı savaş gemisini Efes açıklarına getirtti. Dev testerelerle yerinde koparılan parça 15 neşeli denizci tarafından çekilerek götürüldü. Denizciler yazıtı gemiye tek parça olarak ulaştırdıkları için yarım kilo tütünle ödüllendirildiler. Yazıtta Aziz Paulus'tan 50 sene sonra yaşamış Vibius Salutarius adlı adamın büyük tapınağa bir sürü altın Artemis heykelciği bağışladığı anlatılıyordu. Wood'un asıl ilgisini çekense yazıtta bu bağışları her yıl Artemis'in doğum gününde kentin Magnezya kapısına götüren bir tören alayından bahsedilmesiydi. Burada tören alayı şehrin gençleri tarafından karşılanıyordu. Wood'un tek yapması gereken şu Magnezya kapısını bulmaktı. Oradan tapınağa doğru giden yolu bulmak herhalde daha kolay olacaktı. Wood yazıtların rehberliğinde antik şehri kazmaya ve yavaş yavaş İskender'in dünyasına girmeye başladı. Efes o dönemlerde dünyanın en zengin ve en modern şehirlerinden biriydi. Wood mermer caddeleri kazdıkça şehrin antik yaşamını da tekrar gün ışığına çıkarıyordu. Kaldırdığı her taşın altından Hindistan, Roma ve İskenderiye'den gelme denizciler çıkacaktı. Altın boncuklarla tutturulmuş erguvani robalarıyla Persleri, kızıl mor ve deniz yeşili elbiseleriyle Korintiyalıları, baklava desenli ve her tarafı boncuklu cübbeleriyle dalgın Artemis rahiplerini görecekti. Ama Wood, mermer caddeyi kazarken şehrin simgesi Tanrıça Artemis heykelini gözden kaçırdı. Yıllar sonra Avusturyalı arkeologlar heykeli belediye meclisi binasının arkasında kumlar içinde yatarken buldular. Tanrıçalarının şehri terk edip gitmesine gönülleri razı olmayan Efesli ilk Hristiyanlar tarafından oraya gömülmüştü. Tanrıça 17 yüzyıl boyunca orada karanlıkta yatarak sabırla beklemişti. Gerdanına mermerden oyulmuş kolyeler takmış, alımlı kıyafetler giymişti. Bedeninin her yanında Artemis'in simgesi haline gelmiş o gizemli meme benzeri yumrular vardı.
Yazıtı okumasının bir yılı ardından Wood aradığı şehir kapısını bulmuştu. Bunun Magnezya kapısı olduğunu biliyordu çünkü bu kapıdan çıkılarak Magnezya kentine gidiliyordu. Hemen önünde ise onu Artemis Tapınağı'na götürecek yolun uzandığından emindi. John Turtle Wood kendini bir kez daha tarihi bir yerin önünde bulmuştu. Apokrif İncil'lerden birinde Aziz Yuhanna'nın Efeslileri Hristiyanlaştırmak için şehre bu kapıdan girdiği yazılıydı. Buraya geldiğinde kapıda yüzü peçeyle örtülü ve ayaklarının dibinde bir kandil bulunan altından bir tanrıça heykeliyle karşılaşan Yuhanna, rivayete göre kentin tanrıçaya yakılan kandillerin dumanı yüzünden kapkara olduğunu söylemiştir. Şehir Yuhanna sayesinde 2. yüzyılda bu kapıdan başlayarak Hristiyanlaşmıştır. Her neyse, Wood'un o sıralarda çok daha acil sorunları vardı. Kapının önünden bir yolun başladığı doğruydu ama acaba yol hangi yöne gidiyordu? Kapıdan başlayarak 50 metreye yarı çapında bir yelpaze içinde kalan tüm araziyi işçilerine kazdırdı. Bir değil, iki yol birden bulmuştu. Şimdi sağa mı gidecekti, sola mı? Bu sorunu bakın nasıl çözdü. Şu gördüğünüz derin oluklar, buradan geçmiş arabaların tekerlek izleri. İki yoldan sağa doğru gideninde fazla ize rastlamamıştı. Wood, asıl şehir trafiğini soldaki yolun taşıdığını anlamış olmalı ki o yolu izledi. Wood'un yürüdüğü yerler bugün de hemen hemen aynı şekilde görünüyor. Antik çağın otoyolunun bulunduğu yerden bugün dar bir toprak yol geçiyor. Düşünün bir kere. Onlarca işçi kanter içinde toprağı kazmaya uğraşıyor. Başlarında kazıyı gözlem altında tutan Türk askerleri ve belki de tepede değerli bir şey çıksa da çalsak diye bekleyen haydutlar. Wood yol boyunca kazarak ilerlerken bunlardan yüzlerce buldu. Ama her biri bir aile mezarı olan bu sarkofajlar, tapınağın peşinde olan Wood'u pek ilgilendirmiyordu. Mezar kitabelerinden birinde şöyle yazılı: Hiro'nun şarap seven süt annesi burada yatıyor. Asmalar arasına gömülü yaşlı bedeni ölmüş haliyle beslesin yaşarken sevdiği üzümleri. Artık çalışmalarının 5. yılına giren Wood'un başı dertteydi. Sıtmaya yakalanmıştı ve parası da tükenmek üzereydi. Onu devam etmeye sevk eden tek şey antik bir metinde tapınağa giden yolun bayır aşağı uzandığını okumuş olmasıydı. Wood'un bulduğu yol da bayır aşağıydı ama bir yerlere varıyormuş gibi durmuyordu. Wood bir kumar oynamaya karar verdi. Kazıları durdurdu ve elindeki son parayla adamlarını yolun geçtiğini tahmin ettiği 500 metre ileriye göndererek bir çukur kazdırdı. Ve daha 3,5 metre inmemişti ki bunları buldu. Fazla bir şey gibi durmasa da bunlar Wood için çok şey ifade ediyordu. Bunlar zengin bir adamın inşa ettirdiği revaklı bir yolun zeminine ait parçalardı. Böylece yağmurda kutsal yol üzerinden tapınağa doğru ilerleyen tören alayı ıslanmamış oluyordu. Wood tanrıçaya sunulan armağanların kuru kalmasını sağlayan çatının parçalarını bile buldu. Herhalde artık tapınağı bulmak için can atıyordu. Efsaneye göre aslen zengin kral Krezus tarafından inşa edilen tapınak, İskender'in doğduğu gün bir deli tarafından yakılmasının ardından eskisinden çok daha görkemli bir biçimde yeniden inşa edilmişti. İri taş blokları izlemeyi sürdüren Wood'un tepeleri geride bırakınca tüm ümitleri söndü. Çünkü karşısında Selçuk kasabası uzanıyordu. Wood aynen şöyle diyecekti: dört bir yana göz alabildiğine uzanan ovanın üzerinde büyük tapınağı barındıracak tek bir çukur belirtisi bile göremeyince başarısızlığın sancısı tüm benliğimi sardı. Tabii çiftçiler tarlalarının ortasında kazı yapmasına izin vermeyeceklerdi. Wood bu yüzden yol kenarlarında ve köşelerinde çalıştı. Şansı yaver gitti ve taş blokların devamını bulmayı başardı. Bloklar tarlalardan geçerken de yön değiştirmiyor ve tepedeki kaleye doğru uzanıyorlardı. ...1869'un son aylarında John Wood ayağını kırdı.
Kazının devam edebilmesi için karısının gelip ona yardım etmesi gerekti. Eskiden evinde oturup yemek pişiren bu kadın şimdi bir çukurdan diğerine atlıyor, kocası ise at sırtından onu izliyordu. Wood günlüğüne başına böyle bir kaza geldiği için çok talihli olduğunu yazmıştı. O andan sonra daima karısıyla beraber çalıştı. Kazıları devralan Bayan Wood, 6 metre derinliğinde çukurlar kazdırıyor, sunaklar, heykeller ve mozaik zeminler buluyordu. Ama Artemis tapınağından eser yoktu. Sonra yılın son günü işçiler 7,5 metre derinlikte iri mermer bloklara rastladılar. Bu mermer bir yoldu. 3 Ocak günü Wood'lar artık dünyanın 7 harikasından biri olan Artemis tapınağını bulduklarından emindiler. Heyecan ve sıtma yüzünden kendini iyice kaybeden John Wood, olayı yazmak üzere günlüğünün başına oturdu. O coşkuyla 15 saat aralıksız yazdı ve yığılıp kaldı. Arkeolojik araştırmaların belki de en romantik olanı da böylece sona ermiş oldu. Bugün Wood'un kazı sahasında bir zamanlar böylesine muhteşem bir tapınağın bulunduğu alandaki tek tük harabelerin arasında yürürken tüm bu patırtının niçin koparılmış olduğunu anlamayabilirsiniz. John Wood'u 7 yıl boyunca şu birkaç basit taş bloğunu aramaya iten şey tapınağın şöhretinden başka bir şey değildi. Antik kaynaklarda bu tapınağa binlerce gönderme yapılmıştı. Antik çağın en büyük tarihçisi tapınağı Yunan sanatlarının ve Asya'nın zenginliğinin birbirini izleyen krallar tarafından pekiştirilmiş ve tanrılara hizmet adına meşhur edilmiş fesat dolu bileşimi diye tanımlamıştı. İskender'in dünyasının en kutsal yerlerinden biri tam burada duruyordu. Tapınağın yanındaki ırmakta dolaşan balıklar bile kutsal sayılmıştı. Başka ülkelerde bu binanın sayısız kopyası inşa edildi. Tanrıçanın gümüş heykelciklerinin binlercesi satıldı. Büyük katedrallerde olduğu gibi asıl harika buranın kutsal havasıydı. Hristiyanlar nihayet Tanrıçı Artemis'i öldürmeyi başardılar. İnsanları aldatan şeytan Tanrıçanın kent meydanındaki bu heykeli indirildi. Yerine İsa'nın zaferini simgeleyen bir haç kondu. 4. yüzyılda kentin hiçbir yerinde artık Artemis'ten bahseden tek bir yazıt bile kalmamıştı. Peki bu harika Artemis Tapınağı gerçekten nasıl bir şeydi? Efes'ten daha güneydeki Didim'de bulunan Apollon Tapınağı'nın kalıntılarındaki ince ayrıntılar bize bazı ipuçları verebilir. Burada çalışan mimarlardan bazıları Efes'teki Artemis Tapınağı'nın inşaatında da görev almış olmalı. Antik Yunan mimarlığının haşmeti Tanrıçaya yaraşır en mükemmel hali. Dünyanın en eski tanrıçası Artemis, temiz, net, dosdoğru, son derece gösterişli ve görkemli. İşte burada duruyor. Ona bakmamız ve hayran kalmamız için. Bugün Artemis Tapınağı'nın taşları Efes'in hemen yanı başındaki Selçuk kasabasının içinde oraya buraya dağılmış durumda.
Bu su kemerindeki her bir taş bir zamanlar başka bir yapıda kullanıldıktan sonra buraya gelmiş. İşte şurada bir Roma tapınağından gelme bir parça. Şu küçük kalıp bir zamanlar sütunların tepesinde yer alan bir saçaklığın üzerinde duruyordu. Ama bu parça hem çok küçük hem de işçiliği biraz özensiz. Yani Artemision'dan gelmiş olamaz. Ama şu aşağıdaki blok çok farklı. Zaten dev boyutları onu hemen ele veriyor. Romalıların kullandığı malzemenin aynısı belki ama bu onların kullandığından çok daha büyük. Hemen gözünüze çarpan bir ihtişamı var. Astragal tabir edilen dış bükey pervazların üzerindeki şu motifi görüyor musunuz? Bu klasik mimarideki bezemelerden biri olan yumurta silmesi. Ne kadar özenle işlenmiş değil mi? Sanki bir makineden çıkma gibi. İnanılmaz bir detay, inanılmaz bir ihtişam. Bu parçanın dünyanın 7 harikasından birine ait olduğuna kuşku yok. Üstelik böyle başka parçalar da var. Bakın bu da güzel bir örnek. Duvarcılar su kemerini inşa ederken kenarlarını düzeltmek için taşı tıraşlamış ama şu kısmı ortada bırakmışlar. İşte o kısımda Artemis Tapınağı'nın o tipik ince ve muhteşem işçiliğini hemen fark edebiliyoruz. Aslına bakarsanız bu gördüğümüz Romalı Plinius'un bahsettiği kadarıyla binanın 127 sütunundan sadece birinin küçük bir parçası. Sütundaki yivleri görüyor musunuz? İşte bu oluklar bize ne kadar yüksek oldukları hakkında bir fikir verebiliyor. Böyle parçalar üzerinde klasik mimari oranlarıyla hesaplamalar yaparak tapınağı yeniden inşa etmek bile mümkün. 3 farklı tapınak tarzı vardı ve bunlar klasik mimarinin 3 tarzına uyuyordu. Ege'nin batısına Dor stili hakimdi. Korint stili içlerinde en süslü olanıydı. Wood Artemis Tapınağı'nın Ege'nin doğusunda yani Anadolu'da egemen olmuş İyon stilinde inşa edildiğini keşfetmişti. Efes'i ziyaret eden Plinius tapınağın 68 metre eninde ve 128 metre boyunda olduğunu yazıyor. Kendisini çevreleyen tam 127 sütunuyla dünyanın 7 harikasından biri olan Artemis Tapınağı herhalde şöyle görünüyordu. Peki kazı yerinde sürdürülen arkeolojik çalışmalar bu konuda neler diyor? Tabii ki inanılmaz şeyler. Viyana Üniversitesi'nden Profesör Bamer, Ana Tanrıçanın öyküsünü yeniden yazan bilim adamlarından biri. Bu antik tapınağın çevresine biriken nehir kumunun içinde Tanrıçanın tapınağın en mahrem odasında saklanan hazineleri bulunmuş. Bunların arasında mücevherler, giysiler ve tabii Tanrıçaya bağışlanmış eşyalar var. Bu topraklar sanki eski inançların kalıntılarıyla beslenir gibi. Asya'ya, Afrika'ya ve Avrupa'ya özgü inanç sistemleri burada yani ana Tanrıçanın tapınağında birbirine karışıyor. Böyle ufak tefek durduğuna bakmayın. Çok ağır çünkü som altından. Tapınağın çevresinde bulunan değerli eşyalar arasındaki bir düzine tanrıça heykelinden biri. Şunun yüzüne bakın. İsa'dan 3000 yıl önce antik Mezopotamya'daki tapınaklarda insanların gördüğü yüzle aynı. Ve işte onu bu kez Efes'te görüyoruz. Ana tanrıça. Sadece bu küçük heykelciklerle kalmıyor. Artemis'in tapınakta kuşandığı giysiler de bulunanlar arasında. Örneğin heykellerin üzerinde gördüğünüz şu kemerler. İki bütün kemerin dışında başka kemerlerin de parçaları bulunmuş. Heykellerdeki mermer kemerlerin aynıları. Mücevherler de onlar gibi nehir kumunun içinde binlerce yıl bekledikten sonra gün ışığına çıkarılmış. Bakın bunlar Tanrıçanın gerdanlıkları. Kehribar boncuklar Baltık ülkelerinden, camsa Fenike'den. Tanrıça heykelinin üzerinde gördüklerimizin neredeyse aynı.
Sonra bir de kolyelerin ucundaki taşlar var. Örneğin bu kolyenin diğer boncuklarının tam ortasında bu altın boğa kafası yer alıyor. Heykellerin üzerinde de gördüğünüz o muhteşem omuz atkısını tutturmaya yarayan aslan başlı broşlar var. Bir sürü de rozet. Üzerlerindeki küçük delikler onları giysilere dikebilmek için. Tabii en ilgi çekici keşif tanrıçanın üzerinde yer alan meme benzeri yumruların ne olduğu konusundaki büyük bilmecenin belki de artık çözülmüş olması. Bu küçük kehribar boncukların birer meyveyi temsil ettiği ortada. Şu Baltık kehribarının güzelliğine bakın. İlk bakışta bir nar tanesi gibi görünüyor, öyle değil mi? Başlı başına bir mücevher. Kim bilir, belki de bir patlıcan, belki de bereket tanrıçasının her yanından bu meyveler dökülüyordu. Tanrıç Artemis'ten geriye sadece tapınağındaki mücevherler değil, antik doğunun her ülkesinden ona sunulmuş binlerce armağanın güzel örnekleri de kalmış. Artemis'in öyle bir çekiciliği vardı ki ona Mısır'dan bile hediyeler yağmıştı. İşte bu küçük dostumuz Mısır'dan gelen armağanlardan biri. Herhalde bir doğum hediyesi. Elindeki tefi çalarak insanları eğlendiren bir figür. Yine Mısır'dan sağlık, refah ve uzun ömür verdiğine inanılan bok böceği heykelcikleri. Fenikellerse ana tanrıçanın tapınağına fil dişi heykelciklerin en güzel örneklerini sunmuşlar. Bunlar eski ahitte bahsi geçen kralların saraylarını dekore eden sanatçıların elinden çıkmış olsa gerek. Orta Asya'dan o gizemli göçebe uygarlıklardan hayvan tasvirleri. Örneğin şu ejderhaya bir bakın. Ya diğer tunç eserlere ne demeli? Bu uygarlık işaretlerinin çoğu hakkında henüz hiçbir bilgimiz yok. Ama gelip Artemis'e tapınanlar arasında bu insanlar da var. Profesör Bamer Yunanistan'dan da buraya antik çağa ait pek çok fil dişi eserin geldiğini söylüyor. Öyleyse bu çok daha eski çağlarda var olmuş bir bayanın antik Yunan'daki yüzü. İskender ona Artemis demiş. Anadolu halkı ise Kibele. Romalılarda isim değiştirmiş av tanrıçası Diana olmuş. Avrupa'ya geldiğinde ise boynunda Babil'den çıkma bir burçlar kuşağı taşıyormuş. Üzerinde cehennem yarasalarıyla her şeyi bilen bir anne figürü tüm bilgeliği ve şefkatiyle. Doğu'nun İncil'leri bize Tanrıça Artemis'in kovulmasını izleyen yüzyıl içinde Hazreti Meryem'in Efes'e gelerek yeryüzündeki son yıllarını burada geçirdiğinden bahsediyor. Efes, Roma İmparatorluğu'nun Asya vilayetindeki en önemli Hristiyan şehri olup çıkmıştı. Efes'te bugün harabeleri gezilebilen bu kilise, 431 yılında toplanan 3. Ekümenik konsile ev sahipliği yapmıştır. Konsilin amacı tüm dinlerin bir karara varması gereken en temel konuda, yani Tanrı'nın doğası hakkında görüş birliğine varmaktı. Kilisenin baba, oğul ve kutsal ruhtan oluşan teslis, yani üçleme kavramını benimsediği yer burasıdır. Peki bu teolojik yapılanmada Meryem'e, yani İsa'nın annesine, nasıl bir yer uygun görülmüştü dersiniz? Meryem'in Tanrı'yı doğurduğundan şüphesi bulunmayan konsil ona Theotokos, yani Tanrı anası sıfatını yakıştırıverdi. Ne güzel değil mi? Tapınağı dünyanın yedi harikasından biri sayılan Artemis'in kentinde daha kilise ortaya çıkmadan 10.000 yıl önce bile bir dişi ilah kavramına sıcak bakmış bu topraklarda kadın tanrı kavramı çizdiği daireyi tamamlıyor ve modern inanç sistemlerimize yerleşiyor. İşte size bahçe içindeki tapınağın, bakire bir tanrıçanın mücevherlerinin ve bir cennet hayalinin öyküsü. Aynı zamanda İskender'in de öyküsü tabii. Ne de olsa doğuya yaptığı o efsanevi seferden, batıya dünyanın yedi harikasından bazılarını getiren soylu şövalye ondan başkası değil.